Bugün Avrupa Birliği, daha önceki derslerimizde söyledik, eşi benzeri olmayan ulusüstü bir uluslararası örgüttür. İşte Avrupa Birliği'ne bugün bu konuma getiren önemli politikalar var. Bunlardan birisi arkadaşlar derinleşme, bir diğeri ise genişleme politikaları. Derinleşme dediğimizde Avrupa Birliği'nin Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ndan tutun bugün yani Lizbon Anlaşması'na kadar bugünkü işte bugün aynı Mayıs'ın ikisi bugünkü konumuna kadar bugüne kadar yapmış olduğu arkadaşlar yapmış olduğu işte ortak politikaların sayısının arttırılması ve bu ortak politikalar içerisinde Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde kurmuş olduğu organların görev ve yetki alanlarının genişletilmesi olarak ifade ederiz. Genişleme politikasında ise arkadaşlar Avrupa Birliği'nin yine kuruluşundan günümüze kadar olarak geçirmiş olduğu, yaşamış olduğu genişleme politikalarıdır. Yani Avrupa Birliği'nin üye sayılarının, Avrupa Birliği'ne katılan yeni devlet sayılarının artmasıdır. Tabii burada Avrupa Birliği'nin genişlemesinde aday ülke ilk başvurusunu Avrupa Konseyi'ne yapıyor. Avrupa Konseyi başvuru yapan aday ülkenin başvurusunu değerlendirmek üzere Avrupa Komisyonu'na sunuyor. Konsey komisyona yönlendiriyor. Tabi burada aday ülke Avrupa Birliği'ne dahil olabilmek için bir takım siyasi, hukuki, ekonomik olarak reformlar yapmak zorunda. Yani aday ülke bu saydığımız hukuki, siyasi ve ekonomik olarak kendi politikalarını Avrupa Birliği politikasına uyumlaştırması gerekmektedir. Ve aday ülke siyasi bir takım reformlar yaptıktan sonra Avrupa Birliği ile oturur ve Avrupa Birliği ile birlikte katılım anlaşması yani katılım sürecini başlatır. Tabii burada Avrupa Komisyonu'nun görüşü önemli. Biz bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun görüşüne, raporuna avis denilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu aday ülke ile olumlu rapor yazarsa Avrupa Birliği arkadaşlar bu ülke Avrupa Konseyi bu ülke ile birlikte aday ülke ile birlikte katılım müzakerelerini başlatır. Katılım müzakereleri bazen 31 bazen 33-36 şeklinde aday ülkenin en basit ve en zor olarak yerine getireceği bir liste sıralama hazırlar. Bu sıralamayla hepsini aday ülke bunların hepsini tamamladıktan sonra Avrupa Birliği arkadaşlar katılım anlaşması bu ülkeyle katılım anlaşmasını akdeder. Ve katılım anlaşmasıyla birlikte tarafların anlaşmanın yürürlüğe koyması sonrasında ki bu ülkeden ülkeye değişebilir. Bazılarında referanduma gider, bazılarında parlamentoda üçte bir çoğunluk veya işte farklı oylama metoduyla oynadıktan sonra aday ülke Avrupa Birliği'ne tam üye olarak geçer. Biz burada Türkiye'nin üyeliğine baktığımız zaman ki şu genellikle hep karıştırılıyor. Türkiye ve 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurdu. Bir de Özal 1987 yılında Avrupa Birliği'ne tam üye için başvurdu. Burada iki tarihi karıştırıyorlar. Biri 1959'daki ortaklık ilişkisini Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini resmi olarak başlatan anlaşma. Bir diğeri 1987 yılında Özal'ın yapmış olduğu anlaşma ise arkadaşlar Avrupa topluluklarının Avrupa Birliği'ne
tam üyelik için yapmış olduğu başvurudur. Tabi burada işte Özan'ın ve Türkiye'nin tam üyelik başvurusuna bakarken tabi burada Ankara Anlaşması'na ki Ankara Anlaşması'ndan itibaren gelişen sürece bakmak gerekir. Çünkü Ankara Anlaşması arkadaşlar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ve Avrupa topluluklarına hazırlık anlaşması olarak ifade edilmektedir. Biz bu dersimizde işte dedik Ankara Anlaşması'ndan günümüze kadar olan özellikle de Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini önemli şekilde etkileyen bir takım zirve Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde yapmış olduğu zirveler var. Bunlar işte 1900 Lüksemburg 1999 Helsinki zirvesi ki bu Helsinki zirvesinde Türkiye adalet statüsü aldı arkadaşlar ve yine aynı şekilde Türkiye Kopenhag kriterleri çerçevesinde katılım sürecine dahil edildi. Bu her ne kadar arkadaşlar Türkiye Avrupa Birliği bugün şöyle baktığımız zaman Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri fiilen devam ediyormuş gibi görünmüş olsa da aslında hukuken devam ediyormuş gibi görünmüş olsa da fiilen arkadaşlar ilişkilerin kopma noktasına geldiği ve ilişkilerde bir arpa boyu yol kat edilmediğini söyleyebiliriz. Burada Avrupa Birliği aslında şunu ifade etmekte fayda var. Yani ne kadar Türkiye bugün Türkiye Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini söylesek de aslında Türkiye 1990 yılı öncesinde Avrupa topluluklarına katılım için her türlü işte yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklarını yerine getirmişti. Fakat Avrupa Birliği 1993 Kopenhag kriterlerini ilan etmesiyle birlikte Türkiye bu özellikle siyasi, ekonomik ve Avrupa mevzuatına uyum sürecinde bir takım zorluklarla özellikle de ve özellikle adalet statüsünü elde ettikten sonra ve Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne katılmasıyla birlikte Avrupa Birliği üyesi olmasıyla birlikte Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı ve ilişkilerin kopma noktasına iki tarafta ilişkileri kopma noktasına getirdiğini söyleyebiliriz. Bugün Avrupa Birliği Türkiye Avrupa işte ilişkilerin işte siyasi ekonomik olarak gerilediğini, kopma noktasına geldiğini ileri sürmekte fakat ben bu Avrupa Birliği'nin bu görüşüne katılmadığımı size belirtebilirim. Ki bugün 11 Eylül terör saldırısı, özellikle de 11 Eylül terör saldırısından itibaren Avrupa Birliği içerisinde, sınırlar içerisinde İslamofobi dediğimiz Türk ve İslam karşıtlığı aşırı bir şekilde yükseldiğini, artış gösterdiğini söyleyebiliriz. İşte bu Türk ve İslam karşıtı yani İslamofobi etkisi altında politikalar yapan Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanlarının almış olduğu Türkiye aleyhine almış olduğu kararlar ilişkileri kopma noktasına getirdi. Hatta ilişkilerin düzeltilmesi için herhangi bir çaba sarf etmediğini söyleyebiliriz. Ve Türkiye'de bunun bilincinde olarak işte İslamofobiye teslim olmuş Avrupa Birliği tarafına ki ona göre kendi politikasını yerine getiriyor yapmakta. Ha, ilk taraftan bu karşılıklı resleşmelere rağmen ilişkileri tamamen kesip atmıyorlar. Bu arada işte çok geniş kapsamlı olmasa da taraflar arasında ekonomik ve enerji alanındaki ilişkilerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne katılacak bir ülkenin arkadaşlar hangi şartlarda hangi kriterleri yerine getirip getirmeyeceği hususunda Avrupa Birliği 1957 Roma anlaşmalarından bu yana bir takım kriterler ortaya koymuştur. Bu özellikle de Roma anlaşmaları Avrupa Birliği tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde sizler de sık sık televizyonlarda, kitaplarda görüyorsunuz. Avrupa topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu oluşturulmuştu ve Avrupa Birliği'nde işte gümrük birinin oluşması gibi ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde serbest dolaşımla ilgili bir takım
bu Roma anlaşmalarında kararlar alındı. Yine Maastricht Anlaşması Avrupa Birliği tarihi açısından oldukça önemli bir anlaşmadır. Ki bu Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği üstünlüğü bir yapı haline geldi ve Avrupa'da özellikle Soğuk Savaş sonrasında Avrupa Birliği'nin siyasi kimliği, yani işte daha Maastricht Anlaşması öncesinde Avrupa entegrasyon süreci ekonomik olarak başlamıştı. Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği arkadaşlar yeni bir siyasi kimliğe, yeni bir kimliğe bürünmüş oldu. Yine Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa vatandaşlığı, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik, Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve İçişleri ve Adalet alanında işbirliği şey alanında işbirliği alanını genişlettiler. Yine bu Maastricht Anlaşması'nda Avrupa Parlamentosu'nun yetki ve görev alanları da arkadaşlar genişletilmiş oldu. Lizbon Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği çok köklü bir revizyona uğradı. Avrupa Birliği arkadaşlar yeni bir kimlik, yani hukuki bir kimlik kazandı. Avrupa Birliği tüzel kişilik kimliği kazandı. Lizbon Anlaşması'yla Avrupa Birliği'nin daha demokratikleşmesi açısından işte Avrupa Birliği karar alma sürecine Avrupa vatandaşları ve Avrupa işte Birliği üye devletlerin ulusal parlamentoları da dahil edildi. Bu çerçevede şeye baktığımız zaman işte Avrupa vatandaşlarının karar alma sürecine katılmasında bir X konusu hakkında Avrupa vatandaşı herhangi bir karar alınmasını istediği zaman veya düzenleme yapılmasını istediği zaman en az 1 milyon Avrupa vatandaşının oyuyla, imzasıyla Avrupa Konseyi'ne başvurabiliyor. Konseyde komisyona bu başvuruyu sevk ediyor ve komisyonun incelemesi hazırlıklarının tamamlanması neticesinde de yine Avrupa Konseyi'nin alacağı karar doğrusunda oy birliği, oy çoğunluğu ki Lizbon Anlaşması'nda nitelikli oy birliğinin, pardon, Lizbon Anlaşması çerçevesinde oy birliğinin nitelikli oy çoğunluğu ve çifte oy çoğunluğu sistemiyle karar vererek istenilen talebin yerine getirilmesini sağladı. Yine Ulusal Parlamentoların karar alma sürecine katılması Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ulusal Parlamentoların 3/2'lik çoğunluğunu sağladıkları takdirde yine bu karar arkadaşlar konsey komisyon çalışmaları neticesinde yasallaşmış olur. Ve Lizbon Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği önemli şey tüzel kişilik kazandı. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ndan tutun Lizbon'a kadar Avrupa Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği işleyişine dair anlaşma şekilde ikiye ayrıldı. Dedik az önce Avrupa Birliği tüzel kişilik kazandı ve Avrupa Birliği'nin ve üye devletlerin ve organların yapmış olduğu hatalar ve sorunlar karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği organlarına dava yolu açılmış oldu. Yine Lizbon Anlaşması ile birlikte Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu hukuken birbirinden ayrıldı. Arkadaşlar topluluk içerisinde Avrupa Birliği eriyerek arkadaşlar Avrupa Birliği ki aslında bu Lizbon Anlaşması Avrupa Birliği'nin anayasası niteliğinde bir anlaşmadır. Burada çok ciddi değişiklikler katılım kriterleriyle olsun yine üyeliklerin askıya alınması ve üyelikten çıkarılması gibi hususlar Lizbon Anlaşması'nda arkadaşlar düzenlendi. Bu anlaşmalar anlaşma anlaşmalarda tabii bu Roma'dan Lizbon Anlaşması'na kadar Avrupa Birliği dedik ki önemli kriterler ortaya koydu. Katılımla ilgili arkadaşlar. Bu Roma Anlaşması'nın 237. maddesi örneğin tüm Avrupa devletleri, yani Avrupa sınırları içerisinde olan tüm devletlerin Avrupa Birliği'ne, yani o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik için başvuracağı ifade ediliyor. Daha sonra bu esas arkadaşlar Avrupa'sının coğrafi şartı ön koşan bu kriter
Maastricht Anlaşması'nın o maddesinde yine 230. maddeye yapılarak ve F maddesinde bu Avrupa sınırı içerisinde olan devletlerin yanına bu devletlerin demokrasi ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygılı olması gerektiği hususunu belirlediğine tabi bu sadece üye devletlerin aday ülkenin değil, aday ülkenin komşu ülkeleriyle birlikte demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygılı olması talep edildi. Yani bugün Türkiye'ye çok öne konulan kriterlerden biri de bu. Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum kesimi, yine Yunanistan ve komşu çevre işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki komşu ülkeleriyle de bunları benimsemesi gerektiğini vurguluyorlar ki bunda işte Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'la ilgili sorunlar önünüze koymaları nedeni işte bu Maastricht Anlaşması'nın F maddesi olarak belirtebiliriz. Sadece Maastricht'le birlikte değil, Maastricht'te de çok önemli değişiklikler yapmıştı Avrupa Birliği. Maastricht Anlaşması'yla arkadaşlar aday ülkenin bu demokrasi, insan hakları, temel hakları saygının yanında aday ülkenin dış politika, savunma politikası, içişleri ve adalet konusunda ekonomik ve parasal birlik çünkü Maastricht'te bu üç sütun dedik, saydığımız üç sütunda da uyum göstermesi, kendi iç politikasını, kendi politikalarında ortak dış politika, savunma, adalet, içişleri ve parasal ve ekonomik birliğe de arkadaşlar uyumlaştırması gerektiğini belirtmişlerdir. Tabi bu kriterler dedik ya Lisbon Anlaşması'nı çok köklü bir revize edildi, değiştirildi. Yine Roma Anlaşması'nın 237. maddesine sadık kalmak şekliyle arkadaşlar Avrupa işte ikinci maddede ilkelere uyumlu her Avrupa Devleti Birliğe dahil olmak için başvurabilir diye düzenlendi. Burada ikinci maddede insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarına saygı başlıklarını belirlediler. Bunun yanında çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma, kadın erkek eşitliği gibi hususlara da belirlediler. Ama şimdi burada belirtmekte fayda var. Avrupa Birliği çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet gibi konuları Türkiye'den de talep ediyor. Öncelikle ayrımcılık yapmama kriterine baktığımız zaman kendisinde olmayıp da Türkiye'den istedikleri pek çok konu var. Mesela 301. madde ki bugün Avrupa Birliği'nde pek çok ülkede Türkiye'deki 301. madde gibi madde var. Yani Türklük ve Türklüğü hak edenlerin cezalandırması hususuyla. Bugün Almanya'da, Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da bu maddelerle ilgili önemli. Bugün Türkiye'de 301. madde birinde 90-95 gibi maddelerde yer edilmiş. Hatta bu hususta Alman ırkına, Almanlığa hakaret etmiş kişilerin hapiste olduğunu da belirtebiliriz. Ama adalet, hukuk gibi konularda da işte Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı çifte standart politikalar uyguladığı açık bir şekilde ortada olduğunu da belirtebiliriz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik daha önceki dersimize de söylemiş olmam gerekiyor. Ankara Anlaşması'nın genel yapısında Türkiye'ye arkadaşlar tam üyelik gören sizlerin de en çok ezberlediğiniz aklınızda kalan maddelerinden biri 28. maddedir. 28. madde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde taraflar arasında söz kesme maddesidir. Tabii bu Ankara Anlaşması arkadaşlar 25 söz kestiğimiz anlaşma 25 Haziran 1963 tarihinde Brüksel'de paraf edilmiş ve 12 Eylül 1963 yılında da Ankara Anlaşması veya Ortaklık Anlaşması olarak imzalanmıştır ve bu anlaşma 1 Aralık 1964'te iki tarafında onayını aldıktan sonra yürürlüğe girmiştir.
Ankara Anlaşması'nın yani yine Ankara Anlaşması'nda temel hedef olarak işte Avrupa Türk halkıyla Avrupa ekonomik topluluğu içinde bir araya gelmiş haklar arasında gittikçe daha sıkılaşan bağlar kurma olarak ifade eder. 28. maddede yine ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini hedeflemektedir. 28. madde özellikle şunu ifade eder. Anlaşmanın işleyişi, topluluğu kuran anlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından üstlenebileceğini gösterildiğinde akit taraflar Türkiye'nin topluluğa katılması olanağını inceler der. Anlaşmanın 28. maddesi Türkiye üzerine düşen görev ve sorumluluklar yerine getirildiğini gösterdiği takdirde akit taraflar yani Avrupa Birliği ile Türkiye tarafı oturacak. Türkiye'nin üye olup olmayacağını tercih. Burada her ne kadar kesin hüküm olmamış olsa da sonuçta taraflar arasında bir söz kesme maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şunu da belirtelim. Her ne kadar Türkiye anlaşmanın işleyişini ve anlaşmadan doğan hakların yerine getirmiş olsa da Türkiye'nin aday ülkelerin ve parantez içerisinde Türkiye'nin üyeliği otomatik olmayacaktır. Bu taraflar arasında yapılacak bir anlaşma ve protokol ile sağlanacaktır, gerçekleşecektir. Zaten buna da katılım anlaşması diyoruz. Tabii burada Türkiye tam üyelik hedefine ulaşabilmesi için Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımlar yoluyla Türkiye ve topluluk üyesi devletler arasında ekonomik farkın azaltılması, sonra da topluluk ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aşamalı olarak gümrük birliğinin kurulması yöntemi benimsenmiştir anlaşmada. Burada kitabınızda şunu ifade eder, işte Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında kurulması öngörülen gümrük birliği anlaşması taraflar arasında bir amacı değil ve amacı olmadığını ifade eder ve bunun bir araç olduğunu belirtir. Tabii aslında tam tesi okumak lazım. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arkadaşlar bir araç. Hedef Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Avrupa toplulukları arasında bir gümrük birliğini inşa etmek olduğunu belirtebiliriz. Türkiye zaten amaç dediğimiz hususta tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye pek çok önemli, özellikle gümrük alanında pek çok önemli uygulamalar hayata geçirmiş ve bu uygulamalar çerçevesinde de taraflar arası Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği inşa edilmişti. Tabii bunu Avrupa Birliği her defasında tam üyelik olarak önümüze koyuyor ama bugün 59 yılında başvurmuşuz. Yıl olmuş 2023, 2023 ortasında yarım asırdan fazla bir süre geçmiş ilişkilerin başlamasına ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ilişkiler başladığı yerde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve aslında Türkiye daha önce de söyledik pek çok önemli kriterleri yerine getirdi. Fakat gerek uluslararası konjonktür ve konjonktür içerisinde vuku bulan olaylar işte Türkiye'nin 1970 Kıbrıs Barış Operasyonu ve o tarihte vuku bulmuş olan enerji krizi ve Türkiye'deki askeri mıhtıra ve daha sonraki darbe arkadaşlar Türkiye'nin üyeliğini geciktirmiştir. Tabii o dönem Türkiye 1970 ve 1900 ki günümüze kadar olan dönemde bir takım yükümlülükleri yerine getiremedi. Aslında Türkiye bütün Avrupa Birliği'nin Türkiye'den istedikleri talepleri veya üzerine düşen görev sorumlulukları
arkadaşlar. Hepsini gerçekleştirmesi mümkün değil. Çünkü aday olduktan sonra da yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar var. Bugün Türkiye Avrupa Birliği üyesi, her ne kadar üye olmadan önceki dönemdeki süreçteki bir takım şeyleri getirmiş olsa da Avrupa Birliği topyekun olarak, tamamen olarak ve bütün olarak Türkiye'nin önüne üye olmadan üye olmasıyla birlikte yerine getirmesi gereken bir takım kriterleri de koyunca tabii Türkiye ister istemez üzerinde düşen görev ve sorumlulukları yerine getiremez, getiremedi. İşte Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde Özal o dönem Avrupa topluluklarına bilinçli bir şekilde Avrupa Birliği'nin bizi Avrupa Birliği üyesi yapmayacağı düşüncesiyle arkadaşlar onları test etmek istedi, onları sınamak istedi, Türkiye yaklaşımını öğrenmek istedi ve bu doğrultuda 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa toplulukları ve Avrupa Birliği Türkiye'nin üyelik başvurusunu aldı. Fakat Özal Türkiye'nin üyelik başvurusunu, tam üyelik başvurusunu anlaşmanın 28. maddesi dedik ya, 28. maddesi çerçevesinde yapmamıştır. Çünkü Türkiye o dönem üzerinde düşen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmemişti. Ve anlaşmanın Roma Anlaşması'nın 237. maddesi çerçevesinde yaptı. Nedir 237. maddesi çerçevesi? Avrupa Birliği, Avrupa sınırları içerisinde olan her devletin Avrupa Birliği'ne başvurabileceği maddesi. Ve Türkiye'de bu madde 237. madde çerçevesinde 1987 tarihinde tam üyelik için başvuruda bulundu. Fakat Avrupa Birliği Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde başvurdu. Fakat Avrupa toplulukları ve Avrupa Birliği Türkiye'nin bu başvurusunu 1988 yılından itibaren değerlendirme aldı. Ve topluluk Türkiye'nin işte görev ve sorumlulukları yerine getiremediği, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle arkadaşlar Türkiye'nin üyelik başvurusunu o Türkiye'nin üyelik başvurusunu topluluk organları tarafından ekonomik ve siyasi konjonktür içerisinde ele alınarak komisyon söz konusu başvuruyu arkadaşlar az önce söyledi avis hazırlıyor ve bu aviste diyor ki Türkiye üzerine düşen Türkiye ehil bir ülkedir fakat işte üyelik için ehil bir ülkedir fakat Türkiye işte komisyon engelleri sıralıyor. Türkiye'nin üyelik koşullarını tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle reddediyor. Yani Türkiye'nin üyeliğini çevresel, ekonomik ve siyasal koşulları öne sürerek arkadaşlar ekonomik olarak Avrupa piyasasına, Avrupa pazarına, Avrupa ekonomisindeki rekabet politikalarına uyum sağlayamayacağı yine demokrasi, insan hakları, yazılım kartlarında Türkiye'de eksikler olduğunu ileri sürerek reddetti. Fakat bu reddederken de Türkiye'nin ehil bir ülke olduğunu, yani üyelik için ehil bir ülke olduğunu kabul etti. 1990 yıllarda Soğuk Savaş'ın sonlanmasıyla birlikte arkadaşlar Avrupa'da yeni bir sahne, yeni bir tiyatro oluşmaya başladı. Avrupa Birliği'nin Soğuk Savaş'ın sona erdiği bu dönemde yeni bir jeopolitik, işte yeni bir jeopolitik, yeni bir konjonktür ile karşı karşıya kaldı. Ve burada iki tane önemli Avrupa Birliği, iki tane önemli politika hazırlığı içerisine girdi. Bunlardan biri Maastricht Anlaşması'dır. Arkadaşlar Maastricht Anlaşması derinleşmeyi sağlayan ve Avrupa topluluklarının Avrupa Birliği'ne geçişi düzenleyen önemli bir karardır. İkincisi ise Avrupa bütünleşmesi tarihinde en büyük ve en geniş kapsamlı
genişleme dalgasını Avrupa Birliği planladı. Yani Soğuk Savaş döneminde Avrupa Birliği, ki Türkiye'nin bir nevi de Türkiye'nin rolünü reddetme gerekçelerinden birisi bu iki saydığımız iki önemli politika hazırlığı. Biri arkadaşlar çok geniş bir derinleşme politikası, topluluktan birliğe geçiş süreci başlatıldı. İkincisi ise Avrupa tarihinde en geniş genişleme dalgası hazırlığı içerisinde bulunuyordu. İşte Avrupa Birliği hatta Türkiye ile ilgili reddederken Avrupa Birliği'nin yeni bir genişleme ve derinleşme politikası içerisinde olduğu, bu politikalar gerçekleşinceye kadar yeni aday ülkenin, yeni ülkenin kabul edilmeyeceği gerekçesi de var. Soğuk Savaş döneminde Avrupa Birliği bu iki politikayı başlatmış oldu. Aynı zamanda Avrupa Birliği derinleşme ve genişleme politikaları çerçevesinde yeni üyelik kriterlerini de saptadı. Bu Lizbon'un bu kriterler aynı zamanda 2009'da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması'nda da yer alacak. Yani eğillik kriterini de getirdi. Avrupa Birliği zirvesi Soğuk Savaş sona ererken Doğu Avrupa'ya yönelen tarihinde ön büyük genişleme hareketinin arifesine girdi ve orada ehillik kriterlerini genişleme politikasında arkadaşlar dahil etti. Yine aynı zamanda 1993 yılında Kopenhag zirvesinde Avrupa Devlet Hükümet Başkanları'nın bir araya gelerek oluşturdukları Kopenhag zirvesinde Kopenhag kriterlerini ortaya koydular. Zirvede Orta ve Doğu Avrupa ki bu aslında Kopenhag kriterleri arkadaşlar Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin kapsayacaktı. Onları Avrupa toplumuna, Avrupa Birliği'ne hazır etmeyi amaçlıyorlardı. Ki bu siyasi ekonomik daha doğrusu Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik olarak dönüştürülmesini amaçlamışlardı. Daha sonra bu Kopenhag kriterleri 1997 Lüksemburg zirvesiyle Türkiye için de geçerli kılındı. Tabi bu Kopenhag kriterlerini Avusturya, Finlandiya, İsveç ve Norveç, İsveç, Norveç ve Kıbrıs için Kıbrıs, Malta ve Türkiye için ayrı bölümlerde belirtildi. Kopenhag zirve kararları Türkiye ile ilgili bölümde sadece işbirliğinin güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirmesi ve ilişkilerin bizzatsa özellikle gümrük birliğinin tamamlayacak şekilde yapılması şekilde ifade edildi. Bu söz konusu kararda arkadaşlar aday ülkelerin yani Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin siyasi, ekonomik ve Avrupa mevzuatına uyum altında üç başlı uyması gereken üç başlığı belirledi. Siyasi kriterlerde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık haklarına saygı, azınlık haklarının korunması ve garanti altına alınması belirtildi. Ekonomik kriterlerde ise işleyen bir piyasa ekonomisiyle birlikte Avrupa Birliği içerisindeki rekabet baskı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesine sahip bir ekonomik sistemin oluşturulması. Diğeri de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ndan işte bugüne kadar olan Avrupa mevzuatlarının işte Avrupa organlarının çıkarmış olduğu yönergeler, yönetmen anlaşmalar bunların hepsine belirtilen ilke ve esas usuller, ilkeleri, prensipleri aday ülkenin yani Avrupa Birliği hukukunu kendi iç hukukuna uyumlaştırılması kriterleri var. Tabii bunlardan aday ülkenin siyasi kriterlerini yerine getirmesi aday ülkeyle topluluk arasında Avrupa Birliği arasında katılım müzakerelerinin başlaması için yeterli olacağını belirtiler. Avrupa Birliği Komisyonu 1997 Lüksemburg zirve kararları sonrasında Türkiye için hazırlamaya başladığı düzenli raporlarda Kopenhag kriterlerini esas alarak dedik ya Lüksemburg zirvesinde Türkiye'ye de bu kriterleri dahil ettiler. Bu Lüksemburg zirvesi sonrasında Türkiye ile ilgili sürekli düzenli raporlar, ilerleme raporları yazdılar. Bu ilerleme raporlarında arkadaşlar
hazırlarken bu üç Kopenhag kriterlerini dikkate alarak Kopenhag kriterlerinin esas unsurlarını dikkate alarak Türkiye ile ilgili ilerleme raporları hazırlıyorlardı. Yine 2000'li yıllardan itibaren arkadaşlar ehillik dedik. Ondan sonra Avrupa Komisyonu hazmetme kriteri. Kopenhag zirve kararlarına dayandırılarak arkadaşlar ileri sürmeye başladı. Bu hazmetme kriteri aday ülke Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuran aday ülkenin bu saydığımız Kopenhag kriterleri hepsini yani katılım müzakerelerin başlıklarına belirtilen bütün her şeyi yerine getirmiş olsa dahi Avrupa Birliği kendi içerisinde aday ülkeyi hazmedip edemeyeceğini test edecek. Bunu pek çok ülke arkadaşlar işte Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkeler bunu kendi halkına soracağını beyan ediyor. Yani atıyorum Türkiye bugün örnek olan bütün kriterlerini yerine getirmiş olsa da Avrupa Birliği üyesi ülkeler Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılıp katılmaması hususunda kendi vatandaşlarına sorup oradan çıkacak sonuçların içerisinde hareket edeceğini ifade etmiştir. Nereden nereye? Yalnız bu kriterleri Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin için uygulamadı. Her ne kadar kupana kriteri olsa da hazmetme. Eğer bugün Avrupa Birliği bütün aday ülkelere bunu yapmış olsaydı pek çok Avrupa bugün 90 sonrasında Avrupa Birliği'ne dahil olmuş ülkelerin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini görecektik. Sadece bu kriterleri Türkiye'nin önüne koymuştu. Yani dedik 2000'li yıllardan itibaren de arkadaşlar Türkiye'nin önüne hazmetme kriterini çıkarmaya başladılar. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişleme hamlesi bir başka zirve yani 1990 zirvesidir. Zaten Soğuk Savaş'ın bitmeye başladığı dönemden itibaren Avrupa Birliği şunu bekliyordu. Komünizm etkisinde olan, Doğu blokunda olan ülkelerin şöyle koyun da desteğimi siz yapın. Doğu blokunda olan ülkelerin Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurabileceğini başvuracaklarını tahmin ediyordu. Bu doğrultuda işte özellikle 1990 yıllardan itibaren tek tek Avrupa işte Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu ve bu başvurunun neticesinde Avrupa Birliği yol haritası belirlemesi gerekiyordu. Maastricht Anlaşması'na denedi olmadı. Ve ilerleyen dönem hatta 1997 Amsterdam Anlaşması'nda bunu yapmaya kalktı olmadı. Fakat 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde arkadaşlar Avrupa Birliği genişleme ile ilgili ki bu hem Lüksemburg hem Helsinki Zirvesi'nde de göreceğiz. Devletleri ikiye ayırdı. Lüksemburg Zirvesi'nde bir takım devletlerle ilgili katılım sürecinin takvimini oluşturdu. Diğer de Helsinki'de ise diğer ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılım süreciyle ilgili takvim sürecini başlattı. Gerek Lüksemburg veya Helsinki zirvesinde fark etmez. Her ikisinde de aday ülkelerle 2001 yılında, 2002 yılında katılım anlaşmasını imzalayıp bu ülkelerin 2004 yılında Avrupa Birliği'ne dahil olacaklarını belirtmişti takvim sürecinde ve bu Merkez ve Doğu Avrupa Birliği Doğu Avrupa ülkeleriyle bu şekilde süreci devam ettirdi. Türkiye ile ilgili kısımda ise arkadaşlar ki burada önemli olan şey bu şu güçlendirilmiş katılım öncesi stratejisi başta altında bir belge yayınlandı. Bu belgede özellikle Türkiye'de dahil
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin genişleme politikasına yer verildi. Bu güçlendirilmiş katılım öncesi stratejisinde arkadaşlar, yani bu diğer bir isimle katılım ortaklığı belgesidir. Yani takvim belirledi dedik ya, Lüksemburg, Helsinki'de Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için bir takvim belirledi. Burada bu takvimde ki artık bu ülkelerle müzakereler başlayacak, Avrupa Topu, Avrupa Birliği. İşte aday ülkenin en basitten en zora kadar maddeleri sıraladı ve bu maddeler içerisinde aday ülke kendi işte atıyorum hangisinden başlayacaksa onları belirleyip ve katılım ulusal program çerçevesinde belirleyip Avrupa Birliği'ne rapor ediyordu. İşte bu Lüksemburg zirvesinde katılım güçlendirilmiş katılım öncesi stratejisi başlığı altında katılım ortaklığı belgesini uygulamaya başladı. Avrupa Birliği aday ülke ile bir katılım ortaklığı kuracak. Bu ortaklığın bir mali yardım çerçevesi oluşturulacak. Bir de aday ülkenin yerine getirmesi gereken ilkeler, öncelikleri, orta vadeli hedefler arkadaşlar hazırlanacağı, belirtileceği ifade edildi. Genel kullanımda katılım ortaklığının mali konularını düzenleyen belgesi vardır ki çerçeve düzük belgesidir. Avrupa Birliği'nin aday ülkeyi siyasi, ekonomik ve mevcut uyum konusunda, özellikle ekonomik uyum konusunda Avrupa Birliği'ni hazır hale getirmek için çerçeve düzük belgesi hazırladı. Yine uzun, orta ve kısa vadede aday ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken hedefler vardı. Bunu da katılım ortaklığı belgesi olarak aday ülkelere sundu. Aday ülke işte bu çerçevede Türkiye için de bir çerçeve düzük belgesi ve katılım ortaklığı belgesi Avrupa Birliği hazırladı. Türkiye açısından en önemli, belki Soğuk Savaş sonrasındaki en önemli belgelerden biri arkadaşlar 1999 Helsinki zirvesinde 1999 tarihli Helsinki zirvesidir. Bu zirve Türkiye tarihi açısından, Avrupa Birliği ilişkileri tarihi açısından oldukça önemlidir. Helsinki zirvesinde arkadaşlar Türkiye'ye adalet statüsü verilmiştir. Yani Türkiye diğer merkezi ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere Türkiye'de dahil edilmiş oldu. Yani aday ülkeler arasında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin gibi Türkiye'de eşit haklara sahip oldu. Böylelikle arkadaşlar Türkiye'nin de Helsinki zirvesi sonrasında aday ülkeler arasında alınmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nde bekleyen, tam öyle bekleyen ülke sayısı 13'e çıkartılmış oldu. Helsinki zirvesi kararlarında Avrupa Konseyi Komisyonu'ndan Türkiye için katılım öncesi statüsü hazırlamasını istedi ve bu şekilde Türkiye aday ülkeler olarak katılım sürecinin ilerleme imkanına kavuştu. Öte yandan Türkiye için düşünülen katılım öncesi stratejisi, siyasi kriterler ve insan hakları meselesi başta olmak üzere Kıbrıs sorunu, Yunanistan'da var olan diğer sorunlar arkadaşlar Türkiye'den çözüme kavuşturulması istedim. Aslında Helsinki zirvesinde şunu belirtelim. Helsinki zirvesinde arkadaşlar daha önceki Lüksemburg, işte Londra, Cardiff zirvelerinde Türkiye çok tepki göstermişti. Özellikle Lüksemburg zirvesinde Türkiye aday ülkeler arasında yer almamıştı ve bu doğrultu, bunun için Türkiye ciddi bir tepki göstermişti. Türkiye'nin tepkisini yumuşatmak için arkadaşlar 99 yılında kimi neye karşı tepkisini yumuşatacak? Türkiye'nin beni niye üye yapmadınız, yapmıyorsunuz diye tepkisini değil. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Rum yönetimini birliğe dahil etme politikaları başlatması. Bunu biliyorsunuz, diğer tarih kitaplarında okumuşsunuzdur. Londra, Zürich ve 1960
Kıbrıs Anayasası'nda da yer edilmiş olmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan'ın olmadığı hiçbir uluslararası örgüte Kıbrıs'ın dahil edilemeyeceği maddesi içerisinde Türkiye itiraz etmişti ki bu uluslararası niteliğinde bir itiraz. Avrupa Birliği Kıbrıs'a olan çekinceleri ortadan kaldırabilmek için Türkiye'ye Helsinki zirvesinde adalet statüsü verdi. Bunun içinde Avrupa Konseyi'ne konsey komisyona dedi ki Türkiye için katılım öncesi statüsü belirle. Türkiye'de diğer aday ülkelere eşit şartlarda olacak. Bunu yazarken belirtirken de Kıbrıs meselesinin veya Yunanistan'la olan sorunların hiçbir şekilde Türkiye'nin katılım yönünden bir engel teşkil etmeyeceğini ifade etmişlerdi. Fakat sonraki süreçlerde sizler de görüyorsunuzdur. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde damga vuran önemli husus Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz sorunu, Kıbrıs çerçevesinin Doğu Akdeniz sorunu ve Kıbrıs yine Yunanistan ve Kıbrıs çerçevesinde Ege ve Akdeniz sorunu her zaman Türkiye'nin önüne konduğunu ifade edebiliriz. Bu sorunların da yakın zamanda çözülmesi, çözüme kavuşturmasının mümkün olmayacağını da belirtebiliriz. Aslında işte Ecevit'i ikna edebilmek için arkadaşlar Kıbrıs sorununun hiçbir şekilde ilişkilerde veya katılım yolunda Türkiye için açısından bir müzakere ifade etmediği, müzakere faslı olarak ifade edilmediğini yazmışlar mektupta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde arşivlerinde yer almaktadır. Ona rağmen arkadaşlar bugün çifte standart politikalar uygulayarak Türkiye'nin önüne ciddi Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan sorunları sürekli ısıtıp ısıtıp Türkiye'nin önüne koymaktadır. Ve Türkiye'nin işte Avrupa Birliği Lüksemburg Zirvesi sonrasında ve özellikle Helsinki Zirvesi sonrasında Türkiye için bir çerçeve tüzük belgesi hazırladı. Arkasından katılım ortaklığı belgesi hazırladı 2001 yılında arkadaşlar. Bu katılım ortaklığı belgesinde Türkiye işte belgesine bakarak hangileri öncelikli politikalar olarak belirledi ki bu çerçevede ulusal program hazırladı. Avrupa Birliği'ne sundu. Özellikle Türkiye'deki iktidar değişikliğiyle birlikte 2002 yılından itibaren Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hiç beklenmedik, özellikle Avrupa Birliği beklenmedik bir ivmeyle karşı karşıya kaldı ve Türkiye 2002-2006 yıllar arasında 8 tane uyum paketi ve anayasada değişiklik yaptı. Bu Türkiye'deki bu ilerleme Avrupa Birliği yolundaki ilerleme Avrupa Birliği'nin gözünden kaçmamış ve Ahde Vefa kuralları çerçevesinde hareket ederek Avrupa Birliği 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile müzakerenin başlayacağını belirtmiştir. Müzakerelerin başlamasının işte 3 Ekim 2005'ten günümüze kadar olan süreçte müzakerelerin başlamasından bu yana arkadaşlar neredeyse uzun bir süre geçmiş. 2005-2023 neredeyse 18 sene gibi bir yıl geçmiş ve bugün baktığımız şekilde bakarsak şöyle geri çekip baktığımızda Türkiye'de ikili müzakerelerde işte iki taraf arasında bir ciddi bir yol kat edilmediğini görmekteyiz. Bırakın yol kat etmeyi arkadaşlar ciddi sorunlarla taraflar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Şu andaki müzakerelerin durumuna baktığımız zaman ki özellikle 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği özellikle Dışişleri Komisyonu aldığı karar çerçevesinde Avrupa Konseyi arkadaşlar ki Kıbrıs meselesini özellikle 2004 yılında Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olmasıyla birlikte tip kriter haline getirdi ve Türkiye'den şunu istedi. Ankara Anlaşması'nı ve katma protokolü ki bunlar hukuk niteliğinde belgelerdir. Avrupa Birliği'ne yeni giren üyelerle yapmasını Türkiye'den talep etti. Tabii Türkiye o zaman İngiltere dönem başkanlığında bu protokolü imzaladı ve protokolün imzalamasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin protokolü imzalaması Kıbrıs'ın yönetimini tanımadığı anlamına gelmediğini belirterek belirtti.
Bu açıklamanın arkasından Avrupa Konseyi Ekim 2005'te başlayan müzakerelerin arkadaşlar başlıkların açılıp kapanmaması ve yeni kafasının açılmaması hususunda pek çok başlığı askıya aldı. Arkasından Rum kesimi Fransa'nın askıya almasıyla birlikte ilişkiler tıkandı. Ve günümüzde de o noktasına geldiğini belirterek dersimizi bugün burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, dersimiz bugün burada sonlanıyor. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'den Azerbaycan'a büyük selamlarımızı iletiyoruz. Haftaya görüşürüz inşallah.